Tarık Alan herkese selamlar. Arkadaşlar birbirinden özel sorulara karşınızdayım. Bu videomuzda milli mücadele hazırlık dönemi ikinci videoyu ele alacağız. Sorulara geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Birinci soru. Milli mücadelenin plan ve programı ilk defa aşağıdaki hangisinde hazırlanmıştır diyor. Biliyorsunuz ki milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi Kurtuluş Savaşı'nın programı nerede hazırlanmıştı? Amasya Genelgesi'nde. Unutmayın arkadaşlar. Yani milli mücadele yapma milli mücadele yapmamızdaki gerekçe ne? Amacımız ne? Yöntemimiz ne? Bunların hepsi nerede belirlendi? Amasya genelgesinde. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Şunu biraz küçültelim. Evet. İkinci soru. Amasya Genelgesi'nin aşağıda verilen hangi maddesi rejimin değişebileceğinin sinyallerini vermiştir diyor. Şimdi arkadaşlar rejim yönetim şekli demek. Yani yönetim şeklinin değişeceğine işaret hangisi? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Şimdi bu milli mücadelenin gerekçesi. Biz milli mücadele niye yapıyoruz kardeşim? Vatan tehlikede. Vatanın bütünlüğü tehlikede. Milletin bağımsızlığı tehlikede. Bu yüzden yapıyoruz. O zaman bu bizim milli mücadelenin gerekçesidir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın milletin azmi kuvay milliyi işaret ediyor. Yani halk azimle mücadele etsin bağımsızlığımızı elde etmek için. Yine milletin kararı kurtaracak diyor. Milletin kararı nedir hocam? İşte siz sandığa gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki devletin başına Ramazan Hoca gelsin diyerek kendi kararınızı kendi kararınızı veriyorsunuz. Biz buna ne diyoruz? Milletin kararı yani ulusal egemenlik. O zaman ulusal egemenlikten ilk defa ne zaman bahsedilmiş? Amasya Genelgesi'nde. Peki hangi maddede bahsedilmiş? Tabii ki milletin azim ve kararı kurtaracak. Burada ne var? Ulusal egemenlik var arkadaşlarım. Unutmayın. Bu arada boğazımdan dolayı sesim çok kötü çıkıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı Bursa olacaktı. Unutmayın arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Sivas Kongresi'nin toplanmasına engel olamayan ve Mustafa Kemal'i tutuklayamayan İstanbul hükümeti istifa edip yerine aşağıdak hangisi gelmiştir diyor. Şimdi ben nasıl olur da Sivas Kongresi'ne engel olamam? Ben nasıl olur da Mustafa Kemal'i tutuklayamam? Onu yakalayamam diyerek Damat Ferit hükümeti istifa ediyor. Damat Ferit'in istifası temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır. Unutmayın arkadaşlar. O zaman damat Ferit hükümeti istifa edip yerine kim geçecek? Ali Rıza Paşa hükümeti geçiyor. Ali Rıza Paşa dediğimiz kişi milli mücadeleye ılımlı. Mustafa Kemal'e saygılı bir insan. Diyecek ki Ali Rıza Paşa, Mustafa'cığım öyle ayrı gayrı olmasın. Gel ne yapacaksak birlikte yapalım diyecek. Ve Amasya görüşmeler yapıyordu hatırlarsanız. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Ali Rıza Paşa olacaktı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili olmuşlardır diyor. Evet Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili olan cemiyet hangileridir demiş. Bakalım Anadolu Kadınları Cemiyeti diyor. No alakası yok. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti evet. Milli Kongre Cemiyeti alakası yok. Şark Vilayetleri Cemiyeti diyor. Şark doğu demek doğu İlleri cemiyeti. Arkadaşlar bu da Erzurum Kongresi'nin toplanmasına etkilidir. Sorumuzun doğru cevabı ne olacaktı? 2 ve 4. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Birinci sevmenin çıkardığı ilk kanun aşağıdaki hangisidir diyor arkadaşlar. Bakın 23 Nisan 1920 tarihinde birinci sevme açılıyor ve İlk çıkarmış olduğu kanun anan vergisi kanunu Unutmayın ağnam vergisi Küçük baş hayvanlardan Alınan vergiyle hatırlarsanız O yüzden sorumuzun Doğru cevabı Bursa Diğer şıkları açıklayalım hocam Bir otopsi yapalım Düzenli ordu kanun oluyor yani Biz Kuvayi Milliye ile bir başarı Elde edemeyiz bu Kuvayi Milliye Düşmanı Anadolu'dan atamıyor Düşmanın ilerleyişini Yavaşlatıyor o yüzden bizim düzenli orduyu kurmamız şart diyecek. Gediz Muharebelerinden sonra düzenli ordu kurulmuş olacak. Evet. Meni israfat kanunu. Bakın israf diyor. Nedir o? İşte mühimmat alacak, erzak alacak paramız yok. E kardeşim siz kalkıp da fuzuli masraf yapmayın diyor. Özellikle arkadaşlar doğudaki illerde adamlar 40 gün 40 gece düğünler yapıyor. E Burada yüzlerce koyunlar kesiliyor. Değil mi? Hayvanlar kesiliyor. Yemek için. İşte israf yapmayın diyecek. İsrafı yasaklayan kanun meni israfat kanunudur. Firariler hakkında kanun. Adı üstüne firariler için çıkarılmıştır. Meni müskirat kanunu arkadaşlar müskirat bakın içki ve tütünü yasaklayan kanun yani e, sigarayı ve alkolü yasaklayan kanun meni müskirat olur. Unutmayın. Sorumuzun doğru cevabı Bursa olacaktı. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Sevr anlaşması aşağıdaki konferanslardan hangisinde hazırlanmıştır diyor. Biliyorsunuz Paris Barış Konferansı'nda bütün yenilen devletlerle barış anlaşmaları yapıldı. Fakat Osmanlı ile yapılacak olan barış anlaşmasının maddeleri kararlaştırılamadı. Neden? Çünkü arkadaşlar Osmanlı'yı paylaşamadılar. Osmanlı'yı paylaşamadıkları için ertelendi ve San Remo konferansında Sevr'in taslağı hazırlandı. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? San Remo konferansı unutmayın. Peki hocam diğer konferanslar neydi? Paris Barış Konferansı, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerin durumunu görüşmek için toplanmıştır arkadaşlar. Unutmayın yine itiraf devletler arasında ilk görüş ayrılı yaşanıyordu. İngiltere İzmir ve çevresini İtalya'ya değil Yunanistan'a vermişti. Böylece ilk görüş ayrılı yaşandı. Tersane konferansı 1876 yılında yapılmıştır arkadaşlar. Bu konferans esnasında biz kanun esası ilan ediyoruz ve böylece meşrutiyet sistemine geçiş yapmıştık. San Remo konferansını söylemiştik cevabınız zaten oydu. İstanbul konferansı tersane konferansının diğer adıdır. Londra konferansı ise 1. İnönü Savaşı sonrasında Londra konferansı yapıldı. Sevri imzalatmak için bizi çağırdılar. Hem İstanbul hükümetini hem de TBM hükümetini birlikte çağırdılar. TBM temsilcisi Bekir Sami Bey, İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Bey katılmıştı. Tevfik Bey ne dedi konferans esnasında? Sözü milletin asıl temsilcisi olan Bekir Sami Bey'e bırakıyorum dedi. Ve böylece itilaf devletleri kimi dinlemek zorunda kaldı? Bekir Sami Bey. Böylece itilaf devletleri Londra konferans aracılığıyla TBP'nin siyasi varlığını kabul etmiş arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı Deniz olacaktı. <laughs> Yedinci soruya devam ediyoruz. Haydi, Yedinci soru. Evet arkadaşlar, bu soru bizim için önemli. Evet, bu soru bizim için önemli. Bakalım kimler doğru cevap verecek? Çok merak ediyorum. Aşağıdakaların hangisinde temsiliyetinin sırasıyla kurulma fikri, kurulduğu yer ve çalışmaya başladığı yer belirtilmiştir? Temsiliyeti bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk aşamasıdır arkadaşlar. Temsiliyetinin kurulma fikri Amasya genelgesinde ortaya atıldı. O zaman Bursa ve Adana şıkları bizim için doğru. 2. Kurulduğu yer. Kurulduğu yer Erzurum Kongresi. Çalışmaya başladığı yer ise Sivas Kongresidir. Unutmayın. 2021 AYT sınav sorusu olarak soruldu arkadaşlar. Temsiliyetinin kurulduğu yer neresidir? Cevap Erzurum Kongresi olacaktı. Yine benim Instagram'da paylaştığım postta birebir yakaladığım sınav sorusu arkadaşlar. İsteyenler Instagram'dan öne çıkanlar kısmına bakabilir. Sınavın yapıldığı tarihe bakın. Sınavdan iki gün önce o postu paylaştım. Bakabilirsiniz. Cevabımız Adana olacaktı. 8. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda icra vekilleri heyetinin üyeleri verilmiştir. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir diyor. Evet. Hangi eşleşme yanlıştır hocam? Bak, bak şimdi. Bekir Sami Bey diyor. Bekir Sami Bey dışlara bakanlığı yapmıştı. Doğru. Doktor Adnan adı var. Bakın. Doktor Adnan adı var. Sağlık Bakanı'dır. Halide Edip adı varın eşidir arkadaşlar. Doktor Rıza Nur Milli Eğitim Bakanıdır. Bu arada doktor ünvanı görünce sakın ha Sağlık Bakanı diye karıştırmayın arkadaşlar. Doktor Rıza Nur Milli Eğitim Bakanıdır. Fevzi Çakmak ne demiş? Genel Kurmay Başkanı. Hayda yanlış. Neden? Fevzi Çakmak icra vekilleri heyetinde yani birinci tevbe döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapmamıştır. Milli Savunma Bakanlığı yapmıştır arkadaşlar. Unutmayın. O yüzden sorumuzun doğru cevabı yalnız 4 olacaktı. Bursa. 9. soruyla devam ediyoruz. 1920'de açılan Birinci Sevim Hükümeti'nde Mustafa Kemal'in resmi görevi aşağı yukarı hangisidir diyor. Değerli arkadaşlar Birinci Sevim'e zamanında Mustafa Kemal meclis başkanlığı yapıyordu. Ne alaka? Biliyorsunuz Birinci Sevim'de meclis hükümeti sistemi vardı. Meclis başkanı hükümetin de başkanıydı, devletin de başkanıydı. O yüzden bu sisteme göre en yüksek makam meclis başkanlığıdır. Bu sisteme göre Mustafa Kemal meclis başkanlığı yapmıştır. Unutma sorumuzun doğru cevabı deniz olacaktı. 10. soruyla devam ediyoruz. Sivas Kongresi'nin başında çıkan sorunlar yukarıdakilerden hangileridir diyor. Biliyorsunuz Sivas Kongresi'nde iki büyük sorun gerçekleşti arkadaşlar. Neydi bu? Birisi başkanlık sorunu. Yani kongreye kim başkan olacak? Hatta Mustafa Kemal'in dışında Rauf Orbay aday olmuştur. Unutmayın. Bir kesim var. İki. Mandavi himaye sorunu. Evet. Sivas Kongresi'ndeyken arkadaşlar sürekli ya Amerikan mandası ya da İngiliz mandasına girmek için tartışmalar yapılıyordu. Mustafa Kemal sert bir şekilde yumruğunu masaya vurdu. Ve dedi ki ne Amerikan mandası altına gireriz ne de İngiliz mandası altına gireriz. Türk milleti bağımsızlığa düşkün bir millettir. Gerekirse bağımsızlığımız için Ölür, öldürürüz ama asla manda ve himaye altına girmeyiz diyecek. Arkadaşlar bu yüzden en çok tartışılan ikinci konu manda ve himaye konusudur. Kaptülasyonlar sorun. <laughs> Arkadaşlar bakın kaptülasyonlar Erzurum ve Sivas kongresinde yer almamıştır. Kaptülasyonlardan ilk defa misak-ı milli karılarında bahsedilmiştir. Unutmayın sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olacaktı. Bursa. On birin sonra devam ediyoruz. Temsil heyeti aşağıdaki komutanların hangisini? Batı cephesinde Kuvay Milliyeci'nin başına komutan tayin ederek ilk kez yürütme yetkisini kullanmıştır. Şimdi temsil heyeti ilk defa yürütme yetkisini Sivas Kongresi'nde, unutmayın Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Cebesoy'u Batı cephesi Kuvay Milli Komutanlığı'nın başına atayarak ilk defa yürütme yetkisini kullanmış oluyor. O yüzden sorumuzun doğru cevabı azan olacaktı. Dikkat et Ali Fuat Cebesoy ile Ali Fethi Okyar'ı lütfen karıştırmayın. Bana gelen sorularda çoğu arkadaşlarımız Ali Fuat ile Ali Fethi'yi karıştırıyor. Dikkat edin. İlk yürütme etkisini Arifah Ceveso'yu Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanı'na atayarak kullanmıştır. 12. soruyla devam ediyoruz. Birinci sevmenin özelliklerinden hangisi olağanüstü yetkilere sahip olduğunu gösterir. Bakalım azınlara temsil hakkı verilmemiştir. Alakası yok. Saltanat ve İstanbul hükümeti yok sayılmıştır alakası yok. Üyeleri seçim yolu ile belirlenmiştir. Demokratiktir arkadaşlar. Olağanüstü yetkili alakası yok. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde toplamıştır diyor. Doğru. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde topluyorsa bu meclis olağanüstü yetkilere sahiptir. Peki hocam neden yasama yürütme yargı yani güçler birliğini elinde tutuyor? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda hızlı kararlar alabilmek adına Güçler Birliği'ni elinde tutmuştur unutma. Sorumuzun doğru cevabı deniz olacaktı. 13. soruyla devam ediyoruz. Mustafa Kemal fikirlerini yaymak için İstanbul'da Minber Gazetesi'ni aşağıdan hangisiyle birlikte çıkarmıştır diyor. Evet bakın yine Ali Fethi ve Ali Fuat'ın karıştırılabileceği bir noktaya geldik. Peki bu gazeteyi kiminle beraber çıkarmıştır? Tabii ki Ali Fethi Okyar. Unutma. Ali Fethi Okyar ile birlikte Minber gazetesini çıkarmıştır. Dikkat. 14. soruyla devam ediyoruz. 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un işgali Mustafa Kemal'e haber veren kişi aşağıdan hangisidir diyor. Evet 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul işgal ediliyor. Neden? Son Osmanlı Mevlusan Meclisi Misak-ı Millikalarını imzalıyor, onaylıyor ve böylece siz nasıl olur da Misak-ı Milliyi onaylarsınız diyerek bam gül itiraf ederek ne yapacak? İstanbul işgal edecek. Bunun üzerine bu olayı Mustafa Kemal'e haber veren kişi Manastırlı Hamdi Bey'dir. Manastırlı Hamdi Bey diğer ismiyle Telgrafçı Hamdi Bey diye geçer arkadaşlar. Dikkat edin. Telgrafçı Hamdi Bey Mustafa Kemal'e haber uçuruyor. Ve Mustafa Kemal 1934 tarihinde soyadı kanunuyla arkadaşlar Manastırlı Hamdi Bey'e Mart 16 soy ismini vermiştir. Mart 16. Daha sonra bu adam ismi ne olacak? Hamdi Mart 16. Unutma. Cevabımız Denizli olacaktı arkadaşlar. Dikkat edin. Cevat Çobanlı 18 Mart kahraman olarak bilinir. Mustafa Kemal'in yaveri aynı zamanda Cevat Abbas Mustafa Kemal'in yaveridir. Amasya Genelgesi'nde e, Amasya Genelgesi'ne kalem alan kişi Cevat Abbas'tır. Salih Bozok Mustafa Kemal'in yaveridir. Rauf Orbay Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'ne birlikte gittiği kişidir. Yine Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal'e karşı aday olan, kongre başkanlığına aday olan kişidir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Cevabımız denizli. Bir tık küçültelim. Bir tık büyültelim. Evet, 15. soruyla devam ediyoruz. Sesim de çıkmıyor ha, karga gibi yemin ederim. Böyle bir şasa yapıyor sanırım. Ses tellerim git gel yapıyor. Aşağıdan hangisi misak millikalar arasında yer almaz diyor. Arkadaşlar bakıyoruz. Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak hiçbir husus kabul edilemez diyor. Evet. Bu kapsiyasyonların uzun açılımıdır arkadaşlar. Dikkat edin. Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak hiçbir husus kabul edilemez. Yani kapsiyasyonlar kabul edilemez diyor. Misak-ı de yer alıyordu azınlıklara çevre ülkelerdeki Türklere tanınan haklar oranında haklar verilecek. E bu da misak de var. Burada arkadaşlar uluslararası eşitlik var. Yani çevre ülkelerde bir Müslüman, bir Türkiye ne kadar hak veriliyorsa ülkemizdeki azınlıklara da o kadar hak verilecek. Kimse daha fazlasını bizden beklemesin. Burada eşitlik vurgusu var. Batı Trakya ve Elveyi Selase'de halkoyuna oyuna başvurulmalıdır. <laughs> Bakın halk oyu dediğimiz referandum. Elveyi Selase dediğimiz Kars Ardağan mutum, Batı Trakya Kars Ardağan mutumda halk oyuna başvurulmalıdır. Halk Türkiye'ye mi katılmak istiyor yoksa Türkiye'nin ayrılmak mı istiyor? Referandum yapılsın denilecek. Misa yer alıyor. Boğazlar dünya ticaret gemilerine açılacak. E karışım bu da Misa Akımil var. Manda ve himaye reddedilmiştir diyor hocam. Bak. Manda ve himaye ilk kez Erzurum kongresine reddedildi. Kesin ve son kez Sivas kongresine reddedildi. E o zaman Misak-ı Millikalarında manda ve himaye maddesi yer almamıştır. Cevabımız edir olacaktı. 16. soruya devam ediyoruz. Bu soru klas bir soru hocam. Bu soru lezzetli bir soru bu soru. Ya sen nasıl bir sorusun ya? Sen nasıl bir sorusun? Bu soru yapan adam Bordo berildir net. Yorumlarda kendisini belirsin. Kalp atacağım. Mustafa Kemal'le yaptığı görüşme sonrasında Eğer Amerikan ordusunda muazzaf bir subay olmasaydım gelir sizinle birlikte mücadelenizi izlerdim diyor. Evet. Tekrar soruyorum. Çok klas bir soru. Eğer Amerikan ordusunda muazzaf bir subay olmasaydım gelir sizinle birlikte mücadelenizi izlerdim diyerek milli mücadele haklılığını ortaya koyan kişi aşağıdaki neden hangisidir diyor hocam. Tabii ki Amerikalı General Harvard'dır arkadaşlar. Unutmayın. General Harvard'ın görevi Doğu Anadolu'da incelemeler yapacaktı. İşte Ermeniler mi var, Türkler mi var? Bunu araştırmak için geldi. Ve Anadolu toprakları sömürülmeye müsait mi? Bunun için incelemeler yapmak adına bölgede arkadaşlar yer aldı. Anadolu'dan ayrılırken de Mustafa Kemal'e bu sözleri söylüyor. Unutmayın General Harbert Doğu Anadolu'da Ermenilerin çoğunlukta olup olmadığını araştırmak için gelmiştir. General Milne, Arkadaşlar bakın Batı cephesinde Yunan kuvvetleri ile Türk kuvvetleri arasında çizilen bir hat var. Biz bu hatta Milne hattı diyoruz. Diyor ki General Milne Yunan kuvvetleri bu hattın doğusuna geçemeyecek. Türk kuvvetleri de bu hattın batısına geçmeyecek diyor. Unutmayın. Sandler. Sandler raporu var biliyorsunuz. Hatay konusuyla alakalı. Unutmayın. Amiral Bristol raporu. Yine Ege'de, İzmir'de çoğunlukta olan Rumlar mıdır yoksa Türkler midir diye araştırma yapmıştı. Amiral Bristol kendi adıyla alınan Amiral Bristol raporunu yayınladı. Ve Türklerin haklılığını ortaya koyan ilk belge Amiral Bristol raporuydu. Truman ise arkadaşlarım İkinci Dünya Savaşı'nın son dön dönemlerinde Japonya'ya atom bombası atan, Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bomba atan kişi Truman'dır. Unutmayın. Amerikan Başkanı Truman'dır. Cevabımız Adana olacaktı. <laughs> 17. soruyla devam ediyoruz. Erzurum Kongresi toplanış bakımından bölgesel iken... Allah'ın kararların ulusal olması... ...aşağıdan hangisiyle gerçekleşmiştir diyor. Evet. Kongre toplanırken bölgesel olacağım. Ama Allah'ın kararlar ulusal. Diyor ki soruda... Ne oldu da diyor, ne oldu hocam, ne oldu da kararlar birden ulusal oldu. Hadi bakalım. Kazım Karabekir'in davet etmesi ne alakası yok. Mustafa Kemal'in kongreye başkanlık etmesi, evet. Mustafa Kemal biliyorsunuz kongreye başkan olunca diyecek ki sizin amacınız ne? Niçin toplandınız buraya? Diyor ki efendim biz bu bölgeyi, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesini Ermenilere, Ermenilere ve Rumlara karşı korumak için toplandık. Mustafa Kemal diyor ki Bizim vatanımız sadece bu bölge mi? Hayır. O halde burada alınacak olan kararlar Türkiye'nin tamamını ilgilendiren kararlar olacak diyor. Ve Mustafa Kemal'in kongreye başkanlık etmesiyle alınan kararlar ulusal olacaktı arkadaşlarım. Sorumuzun doğru cevabı Bursa olacaktı. Ve 18. soruya devam ediyoruz. Haydi 18. soru. Doğu Anadolu Müdafaa yayın organları arasında yukarıdaki hangileri vardır? <laughs> Sesim cızırtılı çıkmaya başladı iyice. <laughs> Bakın, değerli arkadaşlar. Doğu Anadolu Müdafaa yayın organları arasında Al Bayrak Gazetesi, Le Pays ve Hadisat Gazeteleri yer almaktaydı. Le Pays, Fransızca çıkarılan bir gazetedir. Unutma. O yüzden sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 olacaktı. 19. soruyla devam ediyoruz. Haydi 19. soru. Değerli arkadaşlar ikinci önemli bilgi budur. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal İstanbul Hükümet tarafından ilk defa ne zaman çağrılmış? Bu soruyu yapan adam lütfen yorumla kendisini belirsin. Etti iki tane bakın şu ana kadar iki tane sağlam soru sordum size. Lütfen doğru yap yapmadığınızı yorumlar kısmına belirtin. İtiraf yeterinin baskısı ile İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i İstanbul'a ilk defa ne zaman geri çağırmıştır diyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz damat Ferit Mustafa Kemal'i gönderdi Samsun'a. Dedi ki bak Mustafa Samsun'daki çalışmaları bastırır bastırmaz hemen geri dön. Tamam mı dedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal ne diyor? Sakin ol. Geleceğim merak etme bekle beni geleceğim dedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal Samsun'a gitti. 9. Ordu müfettişi sıfatıyla ve çalışmaları bastırdı. Mustafa Kemal İstanbul'a geri dönmedi. Niye? Mustafa Kemal'in istediği şey halkın içerisine karışıp milli mücadeleyi başlatmaktı. E hazır. 9. Ordu müfettişi göreviyle büyük bir görevle Anadolu içerisine gelmişken kafamdaki fikirleri halka anlatayım dedi. Ve Samsun'dan Havza'ya geçti. Havza'da küçük çapta bir miting vardı hatırlarsanız. Ve Havza'dayken İstanbul hükümeti yani damat Ferit kuduruyor tabii ki. Nerede lan bu Mustafa gitti gelmedi diyerek Mustafa Kemal'i e telgraf çekecek. Fakat Mustafa Kemal damat Ferit'in telgrafına cevap vermez. Görüldü atar. Mavi tip oluşuyor arkadaşlar. Görüldü atar cevap vermiyor. O zaman Mustafa Kemal ilk defa ne zaman geri çağrılmıştır? Havza genelgesinde cevabımız Adana olacaktı. 20. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki olaylardan hangisinde ulusal egemenlikten ilk defa bahsedilmiştir diyor. Evet ulusal egemenlikten, Cumhuriyet'ten ilk defa ne zaman bahsedilmiştir? Tabii ki Amasya genelgesinde değil mi? Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin kararı ulusal egemenliktir arkadaşlar. E o zaman sorumuzun doğru cevabı Amasya Genelgesi olacaktı. E hocam Amasya Genelgesi yok. <laughs> arkadaşlar Amasya Genelgesi'nin diğer adı Amasya Tamimidir. Unutmayın. Amasya görüşmelerinin diğer adı Amasya Protokolleridir. Karıştırmayın bunları. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 21. soruya devam ediyoruz. Temsil ile İstanbul hükümeti arasında yapılan Amasya görüşmelerine İstanbul hükümetin temsilen kim yer almıştır diyor. Evet bakın Amasya görüşmelerine İstanbul hükümeti adına kim katılmıştır diyor. Biliyorsunuz Ali Rıza Paşa ne diyordu Mustafa Kemal'e? Musuhacım öyle ayrı gayrı olmasın gel ne yapacaksak birlikte yapalım dedi. Ve böylece temsiliyet ile İstanbul hükümeti bir araya geldiler Amasya görüşmelerinde. Ali Rıza Paşa kimi gönderdi görüşmeye? Salih Paşa'yı gönderdi. O zaman İstanbul hükümetini temsilen kim yer almıştır? Salih Paşa yer almıştır arkadaşlar. Unutmuyoruz sorumuzun doğru cevabı deniz olacaktı. 22. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdakiler hangileri birinci Tevbe tarafından çıkarılmamıştır diyor değerli kısırım. Evet. Tekalifi Milliye emirleri. Bunu Tevbe çıkarmadı. Bunu Mustafa Kemal Atatürk çıkarmış arkadaşlar. Mustafa Kemal Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce ve büyük taarruzdan önce tekalifi Milliye emirlerini çıkardı. Ordunun kıyafet ve yiyecek ihtiyacını karşılamak için tekalifi milli emirleri çıkarılmıştır. Tekrar söylüyorum bunu tevbe çıkarmadı Mustafa Kemal çıkardı. O yüzden bir kesin cevabımız da var. 2. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 1921 Anayasası'nın diğer adı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'dur. Birinci İlhan Savaşı'ndan sonra bu kanun çıkarıldı. Kim çıkardı? Tabii ki Tevbe. Takrir-i Sükun Kanunu Sükuneti sağlama, huzuru sağlama kanunudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarmıştır. Lokin, bakın Lokin, takris sükun kanunu birinci tevbe değil, ikinci tevbe çıkarmıştır hocam. Evet, sağlam üçüncü soru. Yani bordo veri soru buydu. Bu soru doğru yapan arkadaşlar konuyu çok iyi anlamıştır. Takrir sükun kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardı. Lakin 2. terime çıkardı. Birinci değil hocam. Soru da bize 1. terim diyor. O yüzden 1. terimden çıkarılmayanlar 1 ve 3 olacaktı. 1 ve 3. Cevabımız Edirne. 23. soruya devam ediyoruz. İstiklal Mahkemeleri ilk görevini aşağıdaki olaylardan hangisinde kullanmıştır diyor. Evet. İstiklal Mahkemeleri seyyar mahkemelerdir arkadaşlar. Nerede bir olay var, direkt oraya gidip davayı görüşüyorlar. Bu yüzden seyyar mahkeme olarak geçer. İstiklal Mahkemeleri 1920 ve 1926 yılları arasında görev yapmıştır. Unutma. İstiklal Mahkemelerinin ilk görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak buradaki suçları yargılamak olacaktır. Peki İstiklal mahkemenin son görevi nedir diye sorulacak olursa tabii ki İzmir suikastı olacaktır hocam. Dikkat et. ilk görevi, son görevi sorulur. İlk görev TBMM çıkan ayaklanmalar, son görev İzmir suikastidir 1926 tarihinde. Peki şöyle sorular gelebilir size. 1 2 3 diye öncül verir. Yukarıdakilerden hangileri İstiklal Mahkemelerinde yargılanmıştır ya da yargılanmamıştır diye sorulabilir. Dikkat et. Tevbe karşı ayaklanmalar burada görüşülmüştür. İskal Mahkemelerine görüşülmüştür. Tekarifi milli emirlerine uymayanlar İskal Mahkemelerine görüşülmüştür. Firariler, asker kaçakları yine İskal Mahkemelerine görüşülmüştür. Şeyh Said isyanı, İzmir suikasti İskal Mahkemelerine görüşülmüştür. Fakat Menemen olayı diğer ismiyle Kubilay olayı İstiklal Mahkemelerinde görüşülmemiştir. Neden? Menemen olayı 1930 tarihinde yaşandı. İstiklal Mahkemelerinin son görevini ise 1926 tarihinde yaptı. E o zaman Menemen olayı İstiklal Mahkemelerinde değil, Divanı Harp'te görüşülmüştür. Sorumuzun doğru cevabı Adana olacaktı. Yani şu anda bir soru çözmekle kalmayıp aynı anda 5 ayrı bilgi verdim size. 24. soruyla devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in oh ne ala savaş yerine mandayı kabul edeceğiz ve rahata kavuşacağız. Bu ne gaflet, ne körlük ve hatta ne budalalık diyerek karşı çıktığı manda ve himayi sistemi ilk kez aşağı hangisinde reddedilmiştir diyor. Evet. Çok sağlam konuşmamış mı atamız ya? Vallahi çok sağlam konuşmuş. Helal olsun. Arkadaşlar manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir diyor? Tabii ki Erzurum Kongresi'nde. İlk defa Erzurum Kongresi'ne reddedildi. Kesin ve son kez Sivas Kongresi'nde reddedilmiştir. Manda ve himaye reddetmek bizim için bağımsızlık arkadaşlar unutmayın. <laughs> ve 25. soruya devam ediyoruz. Mustafa Kemal 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a geldiğinde ''Benle kol ordum emrinizdeyiz paşam'' diyerek karşılayan 15. kol ordu komutanı aşağı yukarı hangisidir diyor. Biliyorsun arkadaşlar damat Ferit Kazım Karabekir'e tekrar çekti. Dedi ki ''Duydum ki Mustafa senin yanına geliyor. Trenden ile iner inmez tutukla. Eğer karşılık verecek olursa hiç acımadan sıkın öldürün.'' dedi. Bunun üzerine Kazım Karabekir telgrafı okuyunca çok üzülüyor. Arada kalıyor. Diyor ki ben ne yapacağım? Bir tarafta çok sevmiş olduğum devleti Osmanlı. Diğer tarafta çok sevmiş olduğum silah arkadaşım Mustafa Kemal. Hangisini destekleyeceğim diyerek arada kalıyor. Çok üzülüyor Kazım. Kazım Karabekir Mustafa Kemal'in karşısına çıkar ve tekmil verir. Ben ve kol ordum emrinizdeyiz paşam sözüyle. Mustafa Kemal'in yanında olduğunu, Mustafa Kemal'i desteklediğini söyler. Böylece arkadaşlar Kazım Karabekir milli mücadelenin kırılma noktasını oluşturmuştur. Kırılma noktası. Unutmayın. Sorumuzun doğru cevabı Kazım Karabekir olacak arkadaşlar. Kazım Karabekir'in lakaplarını asla unutmayın. Yetimlerin babası unutma. Yetimlerin babası olarak geçer. Şark Fatih olarak geçer. 15. Kolordu komutu olarak geçer. Unutma. Kazım Karabekir'in meşhur eseri İstiklal Harbimizdir. Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar. Boğazlarım kötüyken sizlere video çektim. Çünkü birçoğunuz hocam lütfen daha seri video atın diye mesaj boğdular beni. O yüzden arkadaşlar sizleri kıramadığım için boğazlarım kötüyken bile size video çekiyorum. Sizlerden tek ricam emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videomuzu WhatsApp, Instagram ve Telegram gruplarında paylaşırsanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız hem kanalımıza çok büyük destek olursunuz hem de bizi tanımayan arkadaşlara da kanalımızı tanıtarak onlara yardımcı olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.